Ergenlik çağı kifozuna girmeden önce kifoz nedir? Terim olarak onu tanımlayacak olursak arkadaşlar, omurgamıza yandan bakıldığında, makette de görüldüğü gibi yandan bakıldığında omurgamızda belli eğrilikler var. Bu eğrilikler bel bölgesinde içe doğru oyukluk, buna lordoz diyoruz. Sırt bölgemizde öne doğru eğik duruyoruz ki bunun adı kifoz. Bunun fazla olması durumu, patolojik olması durumunu biz patolojik kifoz olarak tanımlıyoruz. Ergenlik çağında görülmesi haline de ergenlik kifozu diyoruz. Kısaca şekille gösterecek olursak, şimdi omurgamız böyle, bel bölgesinde içe doğru bir oyukluk, lordoz, sırt bölgesinde kifoz, tekrar boyunda tekrar içe doğru bir eğrilik, lordozumuz var. Bu patolojik hale geldiğinde, ki kifoz diyoruz, normal derecesi 20 ile 50 derece arası sırt bölgemizin kifozu normal derece. Bu 50 derecenin üzerine çıktığında patolojik ve hastalık olmaya başlıyor. Ergenlik çağında görüldüğünde de buna ergenlik çağı kifozu olarak adlandırıyoruz. Sebepleri tam olarak bilinmemekle birlikte, sebebi basit aslında, biraz mekanik. Omurgamız normalde kare şeklinde, dikdörtgen şeklindedir. İki ucu tam dikdörtgen şeklindedir yandan bakıldığında. Bu omurganın bilinmeyen bir sebepten ön taraflarının büyümesi duruyor. Ön taraflarının büyümesi durup arka taraflar normal büyüdüğünde böyle öne doğru eğilmeye başlıyor. Bakın şu omurga normal bir kare ama bunlar kamalaşmış şekilde olduğunda arka taraflar normal büyüdüğü için kifoz artıyor. Hani sonuçta şu hali alıyor, kifoz şeklini alıyor. Bunun tipleri var fakat bu ergen kifozunu postüral kifoz, yani duruşa bağlı kifozdan ayırmamız lazım. Bazen ergen çocuklarımız hızlı büyüme döneminde olduklarından ötürü kas gelişimlerini, kasların kuvveti tam oturmadığı için böyle kendilerini çökmüş bir şekilde bırakıp kifoz postüründe durabiliyorlar, kifotik şekilde durabiliyorlar. Bunları ayırmak gerekiyor. Bunlar pasif, kendiliğinden dik dur oğlum veya dik dur kızım dediğinizde düzelip tam olması gereken şekle gelebiliyorlarsa bunlara postüral kifoz diyoruz ki bunların tedavisinde egzersizlerle ve bir takım pilates gibi tedavi modalitelerini kullanarak kasları güçlendirip problem olmadan erişkin çağa geçmelerini sağlıyoruz. Ama Schwermann kifozu olduğunda, hani önde büyüme defekti olup da arka normal büyüdüğünde oluşan yapısal bir durum olduğunda, yapısal kifoz olduğunda ise daha profesyonel yaklaşımlar gerekiyor ki birkaç şekilde olabiliyor. Özellikle sırt bölgesinde olduğun, bu normal eğriliğimiz, bu sırt bölgesinde aşırı bir eğrilik olabiliyor veya sırtın orta bölümünde aşırı bir eğrilik oluyor. Ebeveynlerin, anne babaların dikkat etmesi gereken ne? Çocuklarına yandan baktıklarında, öne eğil evladım dediklerinde, öne eğildiklerinde bunların çok keskin böyle bir piramide benzer bir tepe şeklinde sırtını görmeleri. Normalde çok keskin değildir. 20'de 50 derece arasındaki bir kifozda normal sırtın yumuşak bir oval geçiş görürüz fakat kifozu varsa böyle keskin piramit şeklinde bir sırt görürüz. Şüphelendiklerinde de bir omurga cerrahına başvurmalarında fayda var. Kifoz, nümerik bir değer söylüyorum, 20 ile 50 arasında değer diyorum. En çok açılanan omurgaların arasından ölçülen böyle açısal bir değer bu. Teşhisi basit aslında. Görsel ve bir kifoz için çekilen filmle, bütün omurgayı bir kasette gördüğümüz filmle çok basit olarak teşhis konulabilir. Neye sebep olur bu kifoz? Kötü duruş. Kötü duruş aslında bir ağrı sebebi değil. Biz insanlar iki ayaklar üstünde yürüyen varlıklar olmamız dolayısıyla mutlaka vücudumuzu ayakta dururken dengeye almak zorundayız kendimizi. Yani ayakta durduğumuz sırada şöyle ki yandan bakıldığında baştan geçen çizgi, kalçalı ağırlık merkezimiz taşıyan çizgi burada bel omurlarının arkasından ve kalçanın tam ortasına düşmeli ki ayak bileklerimizle biz yerde durduğumuzda tam böyle bir çizgi üzerinde durmalıyız ki ayakta dururken en az enerjiyi harcayalım. Vücudumuz aslında buna göre dizayn edilmiş. Kifoz olduğu zaman ne oluyor? Kifoz olduğu zaman bu denge birazcık bozuluyor. Ağırlık merkezimiz kifozun artışından ötürü, bakın normal durum bu.
kifoz ağırlık merkezimiz öne düştüğü için çocuk kendisini arkaya almaya çalışır. Arkaya alırken de tabii bel oyukluğunu artırmak zorunda. Bel oyukluğunu artırdığı için aşırı bu hastalarda, bu çocuklarda aşırı bir bel oyukluğu görürüz ve aşırı bir sırtta kifoz görürüz.